hoş geldiniz. Buyurun. Ben iki sene bir kız sevdim. Evet. Ya 2 seneye yakın. Ya 2 sene oldu. Ben hala bir kız sevdim ama hala açılamadım o kıza. Neden? Yani ben hep böyle benim gibi bir insan olmadığını gördükçe bir kat daha açılmamam daha şey oluyor. Yani Sizin açılmak gelmiyor içimden. tamam sizin Uzaktan benim sevmek gibi geliyor. bir şey anlatır mısınız bize? Şunu iyi anlamak istiyorum. Benim gibi bir insan yok dediniz. Siz nasıl bir insansınız? Yok, benim gibi bir insan olmadığını anladıkça diyor. Tamam, nasıl bir insan işte? Ne fark var aralarında? Aranızdaki fark ne? Alo? Alo. Yani buna herkes buna önce bir yani şey yapma diyor. Ne de nasıl diyeyim? Açılmamı istemiyor gibi bir şey oluyor yani. O sana o kız seni şey yapmaz falan deyip böyle engel koyuyor yani. Nereden tanışıyorsunuz? Nerede gördünüz Akraba. kızı? Efendim? Akrabası. Akrabası. Akrabanız Akraba. mı? Ha. Evet. Peki bazen biz kızlar anlarız aslında bizden kim hoşlanıyor diyor. Belki de biliyordur sizin ondan hoşlandığınızı. Olabilir mi? Ya işte böyle herkes böyle engel koyduğu için bir de böyle benim gibi olmayan bir erkek olmadığını görünce bir kat daha böyle açılmamak geliyor içimden. Benim gibi Ay olmadığını hiçbir şey anlamadım. gördükçe dediğin zaman şunu Ya ben anla. Heh. Açık ol bana. Söyle, net ne olarak söyle. ona? Canım bir Şimdi benim gibi bir insan yani ben hiç görmedim. Yani ben bir kere sevdim. Hala da seviyorum. canımın En içi, ben de az onu benim anlatmaya yaşımdaki bir çalışıyorum. insan en az ya benim gibi insan şey olur. Yani nasıl diyeyim böyle nasıl diyeyim hep daha haftada 5-6 tane kız değiştirir. Bak görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Doğru değil mi? Ben şey anlamadım. Anladım. Sen sadık bir erkeksin. Bir kızı sevdin, tam sevdin. Kızımızın Evet. farkı ne senin açılamaman için? Yani herkes böyle o seni sana şey yani seni sevmeyebilir falan böyle şey hep engel koyuyorlar. Ha, Ha, sen diyorsun ki çevre. sevgime karşılık bulamam. İşte etrafımdakiler de engel koyduğu için. Hadi o zaman buradan açıl. Sana Nur abla desteği. Buradan seslen, belki duyar seni. Adı Güler. Güler, tamam. Onları ben 2 yıldır seviyorum. Hala seviyorum. Ve ona benim hayatımı onunla yaşamak istiyorum. Yani bir olmak Tebrik istiyorum ediyorum onunla. seni. Canım benim. Ama bak, biz kadınlar en çok neyi duymak istiyoruz biliyor musun? Seni seviyorum hayatımı duymak istiyoruz. Bir de onu da iliştir hemen cümlenin sonuna. Ya işte yani böyle ben onu görünce böyle o duyguları yaşıyorum. Böyle elim ayağım titriyor böyle şey oluyorum. Maşallah Ah sana, canım. maşallah sana. İnşallah izliyordur seni. İnşallah bu teklifini de kabul eder. Öpüyorum seni yanaklarından. Allah'ım sevenlerin, sevgisini Allah ifade sevenleri edenlerin sayısı kavuştursun. çoğalsın İnşallah, inşallah. inşallah. Hadi ne olur kocanızı arayın. Allah aşkına onu şaşırtın. Siz bir mesaj atın. Seni seviyorum diye. Bu kadına ne oldu der. Düşünsenize 30 yıllık evlisin. Bir ne olur atar mısınız şimdi ya kocanıza? Niye tutarız kendimizi, değil mi Seni Nur? seviyorum diye. Ben hiç tutmam kendimi. Tabii, Ay ben tabii. gece gündüz sabah. Yemin ederim. Hiç tutmam, Tabii söylerim. içine geldiği an dökeceksin Tabii, onu. hadi mesaj atın. Lütfen, rica ediyorum sizden. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben 9 aylık evliyim Hı. Maşallah. de. 6 aylık hamileyim şu anda. Bebeğim Hadi gözünüz aydın. cinsiyeti erkek. Sağ olun, teşekkür ederim. Dün eşimle bir konuşma yaşadık da. Ne oldu? Babasının ismini vermesini istemiyorum ben. Yani babasını sevmiyorum ama hiç saygıda da kusur etmedi kadar ona. Bir şey anlayamadım. Babasının size gelmesini mi istemiyorsunuz? Hayır, babasının ismini vermek istemiyorum. Ha, Ha, ismi ne? anladım. İsmi Hasan. Hasan. Ne güzel isim işte. Koy kız, ne olacak? Öyle değil işte. Yani babasının karakterini sevmediğimden Peki, çok da bir düşünmediğim tamam. için. Siz ne isim düşünüyorsunuz çocuğunuza? Mete Atakan gibi. Atakan.
Gibi gibi isimler yani. Ama sorun bu değil. Yani bana şey dedi, ben vermek istemediğimi söylediğimde eşim dedi ki bana, bu çocuğu ömür boyu dışlayacağım dedi. Yok artık. Aynen. Şimdi ben ne diye düşündüm biliyor musun? İki isim birlikte koyarsın diye düşündüm. Atakan Hasan. Hasan Atakan. Yani hem seninki hem onunki. Tabii. Ama bakalım bir dakika tabii işin uzmanına soralım. Ne yapsın? Çocuğun ismine eşler birlikte karar verirken eğer eşlerden bir tanesi kendi ebeveyninin anne veya babasının ismini öneriyorsa önerim şu, yani bir göbek adı olarak her iki tarafında baba ismini de kullanabilirsiniz ama ana ismi karı kocanın ortak belirlediği isim olmalı ve bunda da eşler diretmemeli. İlla babamın ismini koyacaksın, illa anamın ismini Diretiyor koyacaksın diye. şekerim. Ne yapacağız? Şöyle söyleyeceksin: eğer senin olanı sen, babandan olansın, bu çocuk senden olan. Eğer sen senin olanı baban için, babanın ismi için reddediyorsan zaten bu çocuk da ileride seni reddeder. Bir isim yüzünden böyle kapışmayalım, tartışmayalım, gerek Tekerleme yok. gibi konuşmadı mı? Vallahi anlamadım. Çatal çatı topal çoban, çatal Yemin bit ederim çatal sataş. anlamadım. Ne? Senin olanı bir daha. Sen babandan Bir olansın, yere not bu alır çocuk mısın? senden olan. Sen babandan olansın, bu çocuk senden olan. Eğer sen senden olanı babanın ismi için reddediyorsan zaten bu çocuk da seni reddedecek yarın öbür gün. Karar Şekerim bunu senin. daha kolay bir cümleye döker misin? En basiti bu ama. Anlamaz o adam çünkü. O tutturmuş kafaya babamın ismi, babamın ismi. Çünkü babasına hava atacak baba. Sen babandan olansın. Baba bak, ben sana senin ismini koyduğum bir evlat yaptım. Böyle bir ego yapacak. Sırf onun için istiyor. Babasının gözüne girsin diye. Başka bir sebepten değil. Onun için bu şekilde halk dili ya aslında bu. Sen babandan olansın. Bazen böyle çok zor isimler vardır ya büyüklerin. Yani çok zor ama yani. Hani şimdi örnek vermek istemiyorum burada. Yani çok zor. Tabii onları koymakta bazen tereddüt ediyoruz. Hani bir çağ değişti falan bilmem ne ama Tabii. Hasan ne güzel, şahane. Aslan gibi isim Ama yani. aslında kızımız zannediyorum kayınpederini sevmiyor da. Belli. Heh, sevmediği için çocuğuna sürekli Hasan dedikçe kayınpederi gözünün önüne gelecekse sıkıntılı bir süreç yaşar zaten. Allah'ım Tabii. ne zor. Tabii. Aslında ne kadar hayatı kendimize Evet. zorlaştırıyoruz bu kadar Evet. güzel bir yaşamı. Alo, buyurun. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz İyi efendim, günler dinliyoruz sizi. diliyorum. Teşekkürler, buyurun. Ben 20 yıllık evliyim. Çocuk Maşallah. var mı? Var 2 tane. Kim koydu çocukların ismini? Eşimle beraber koyduk. Güzel. Beraber koydunuz. Ne güzel. Evet. Mutlu bir evliliğiniz mi var yoksa ilişkinizde sorunlar mı var? Sorunlar var, evet. Hayırdır? Son 4-5 yıldır sorunlar var. Ne oldu son 4-5 yıldır? Aldatmalar oldu, intiharlar oldu, ayrı yaşadık, ayrı evlerde yaşadık. Şimdi aynı evde yaşıyoruz ama sanki çocuklar için birlikteymişik gibi. Aynı evde ayrı yaşıyoruz. Siz mi intihar ettiniz? Efendim? İntiharlar oldu dediniz. Kim intihar etti? Yani eşim inkar etti. Ha, Böyle inkarlar bir şey oldu. Ben de inkar. intihar anladım. Yok Ve yok. anladım. Eşiniz 5 yıl önce sizi aldattı. 20 yıllık evlisiniz. Acaba Evet. eşiniz 15. yılda sizi neden aldatmıştır sizce? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. O ilk 15 yıl problemsiz miydi? Yok, hep problemliydi Ne ama gibi? aldatma falan olmamıştı. Kavga gürültümüz hep oluyordu. Çok agresif bir insan. İşte o kavga gürültüler mesela ben uzman olarak bende çok önemli. Neden çıkardı o daha çok kavga ve gürültüler? Kıskançlıktan. Kıskanç bir Kim erkek. kimi kıskanıyor? Ben kıskanıyordum. Peki küstüğü zaman kim barışmak için adım atıyor? Ben. Siz barışmak için, yani O kıskanan gitti sizsiniz. zaman. Barışmak O için gitti adım zaman atan barıştım sizsiniz. istemem. Evet. Ya ben şöyle bir şey oldu. Hem bunu yakalamaya yani görmeye çalıştım bir şeyler yaptığını hem de sonra ispat etmeye çalıştıktan sonra da ayrılamadım. Hem ayrılmak istedim, ayrılamadım. Peki aldattığı Şimdi de kişiyi tanıyor musunuz? hayır tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Nasıl yakaladınız peki sizi Hiçbir aldattığını? muhataplığım olmadı.
Tamam, nasıl yakaladınız? İnsan her türlü şüpheleniyor. Anlıyorsun, telefonlardan anlıyorsun. Mesajlarını yakaladım. Tamam. Bunu söylediğinizde ve bu mesajları ona gösterdiğinizde, bu ilişkiden haberdar olduğunuzu söylediğinizde inkar mı etti? Evet, inkar etti. Öylesine bir şeydi dedi. Tamam. Peki şu anda ilişkiniz ne durumdasınız? Şu anda çok kötü durumdayız. Yani aynı çok evde yaşamaya yıprandı. Devam ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Peki. Ama ya, konuşmuyoruz, hiçbir iletişimimiz yok. Ne kadardır konuşmuyorsunuz? 9 aydır. Ne oldu 9 ay önce? Ya küçük bir saçma sapan bir şeyden kavga çıktı. Hiç alakası olmayan bir şeyden kavga çıktı. Size saçma sapan gelebilir ama belki benim için önemli. Nedir o? Nedir o? Yani telefonunu niye arar aramaz? Anlamadım. Ne dediniz? Telefonunu? Evet, aradığında telefonu hemen niye açmadın falan. Öyle şeyler. Hemen niye açmadın demiş. Bu konu yüzünden 9 aydır kocanızla konuşmuyorsunuz ya da o sizle evet. Konuşmuyor. Evet çok zor bir durum. Evet zor bir durum. Yani bu yıpranmışlığın verdiği bir şey. Ben şimdi anlayamıyorum. Acaba ayrılmak mı istiyor? Bunu şey olarak, inat olarak mı yapıyor? Çünkü çok inat birisi kendisi. Ben sizin bunu eşinizin ayrılmak istediğini düşünmüyorum ama sizin kıskanç tavırlarınızdan bezdiğini düşünüyorum. Bezdi, evet doğru bezdi ama haksız yere de kıskanmamışım yani. Ama bakın ben kıskanmayı evlilikte seven bir uzmanım ama sizinki gibi değil. Ama bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Haksız yere evet. Kıskanmadım dediniz ya. Evet. Ne yaptı ki sizi kıskandıracak? Yani yakaladım zaten sonra kıskandıktan sonra. Anlamadım orasını. Yakalamak ya, hayır ama. Mesajları filan. Sizi kıskandıracak hareketleri nelerdi onu öğrenmek istiyorum. Ya ilgisizlik filan kesinlikle ilgisiz bir insandır. Şefkatli değildir. Hı hı. Peki ekran başında kalın. Lütfen İnce ablayı tamam. Çok iyi dinleyin. Demek ki burada aslında sizin de yapmanız gereken bazı davranışlarınızı değiştirmeniz gereken durumlar şimdi var. Şimdi özellikle bir evlilik 15 yıl düzgün gidip ama bu arada tartışmalar var ama daha çok hanımefendinin kıskançlık ve sorgulamaları yüzünden var. Üstüne üstlük tartışma sonrası da hanımefendi sürekli gidip gönül alıyor. Hiç beyefendinin gönül aldığını görmüyoruz. Doğal olarak karşı tarafta bu şunu uyandırıyor. Hem kıskanıyor, hesap soruyor, kavga ediyoruz. Hem de üstüne üstlük küstüğümüzde sürekli o bana geldiğine göre demek ki ben doğruyum düşüncesini uyandırıyorsunuz karşı tarafta. Demek ki ben mağdurum düşüncesini uyandırıyorsunuz. O yüzden de 10 yıl sonra veya 15 yıl sonra yapılan aldatılma aslında sizin kıskançlıklarınız sonucu oluşan değil. Oluşan değil bakın. Ama kıskançlıklarınızın da etkisi olan bir aldatma. Çünkü aldatmada çeşitli etkenler vardır. Onlardan bir tanesi de sizin kıskançlığınız. Geçenlerde 9 ay önce telefonu niye hemen açmadın? Açamayabilir. Yani biraz yaşam alanı tanıyacağız eşlerimize. Ben kıskançlığı severim ama cilveli kıskançlığı severim. Bu baskıcı bir kıskançlık. Aslında sizin bir uzmana görünmenizde fayda var diye öneriyorum. Cilveli kıskançlık nasıl oluyor? Anlat. Yani, bak. Mesela sarı giyme ya. Kıskanıyorum çok dikkat çekiyorsun diye dilindedir. Hı. Ama seni incitmez. Telefonu niye bir kere de açmadın? Niye hemen işte kapıyı açmadın? Hı. Sana baskı yoktur onun içinde. Cilveli kıskançlık. Şimdi az önce dedik ki hani eşinize mesaj atın diye. Seda Kif Bahar. Eşime mesaj attım seni seviyorum diye. Ondan da cevap gelmiş. Vay be ben de seni seviyorum aşkım demiş. Şaşırmış vay, demek ki. Vallahi şaşırmış. Şaşırmış. Eşime mesaj attım seni seviyorum diye Semir Eren yazmış. O da bana cevap verdi. Hayırdır ne istiyorsun diye. Ay çok ya, tatlısınız ya. Hadi devam.